Merhaba arkadaşlar, hepinize huzurlu, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Bugün sizlerle ölü anne sendromu üzerine konuşacağız. Ee, ölü anne demişken burada gerçek bir ölü anneden bahsetmiyorum. Öncelikle onun açıklamasını yapayım. E, psikanaliz e, kuramcısı Andre Green, özellikle ölü anne e, kuramını geliştiren Andre Green'in e, birkaç alıntısıyla başlayalım önce. İlgilenen ilgilenen psikoloji öğrencileri varsa Andre Green'in hayatına, e, psikanaliz kuramlarına bakabilirler ve araştırabilirler. Ölü anne sendromu annenin e, bebek veri, yani bebeğe bakım vereceği dönemde bakım vermemesi aslında. Ama nasıl bir bakım vermemesi? Hani düz mantıkla ilerleyelim herkes anlasın. şimdi şöyle bir durum var anne hamilelik dönemindeyken e, depresyona giriyor. Hani nasıl bir depresyona giriyor olabilir? Diyeceksiniz ki hamilelik dönemi kadının en e, duygularının ve hormonlarının e, tavan yapmış olduğu bir dönem, belki de en çok mutlu hissetmesi gerektiği bir dönem çünkü içinde bir bebek var, yüzünü görmediği, henüz tenine dokunmadığı ve bir beklenti içerisinde aslında. Fakat maalesef işler bazen öyle ilerleyemiyor biliyorlar. E, anneler hamilelik esnasında e, eşleri tarafından aldatılan anneler, e, depresyona maruz bırakılan anneler, e, umutsuzluk yaşayan anneler anneler ekonomik problemler yüzünden eşiyle sürekli tartışan anneler çocuğunun geleceğinden kaygılı olan anneler Bunlar çok fazla genişletilebilecek olan seçenekler anne bir şekilde hamileyken Depresyona giriyor ya da hamilelik sonrasında, doğum esnasında, doğumdan hemen sonra bir depresyona giriyor. Ve ne oluyor? Bebeğe bakım vereceği sırada aslında bebeğe sadece fiziksel bir bakım veriyor. Yani süt veriyor, kucağına alıyor, susturmaya çalışıyor. Fakat bütün bunları yapmasındaki sebep aslında şu. Sadece yaşamak, yani bebeği hayatta tutmak, bebeğin ruhsal ihtiyaçlarını sevgi ihtiyacını, bebeğin dokunma ihtiyacını, bebekle oynama ihtiyacını karşılamıyor. Bunu anlayan bebek sadece annenin ona bakım verdiğini anlayan bebek. Ruhsal olarak bir şeylerin yolunda gitmediğinin hemen farkına varıyor. Ve ne yapmaya başlıyor? Ajitasyon yapmaya başlıyor. Ağlamaya başlıyor. Çünkü o aradaki anne nesne kuramını bir şekilde çözmesi lazım bebeğin. Burada dünya anne. Ona bakım verecek olan kişi anne. Fakat her şey anne. Yani bir dünyanın ölü olması problemi aslında burada. Esas konu. Çocuk ne yapıyor? İşte e, ağlıyor, gıgıldıyor, e, hiç ortada sebep yokken bağırıyor, gece terörü yaşayabiliyor uykuda. Bir sürü seçenekler olabilir bununla alakalı. Bunu yaşamaya başlayan bebek bir zaman sonra problemi çözemediğinin farkına varıyor. Yani nasıl? Ağlıyorum ama anne bana süt veriyor fakat sütle birlikte sevgisini vermiyor. Çok fazla tensel temas benimle kurmuyor. Benimle belki konuşmuyor. Çünkü bebeklerin nesneleri algılamaya başladıkları zaman içinde anneyle olan göz temasları, anneyle olan ten temasları çok farklı. Anneyi anlamak. Aslında orada bebek bir yerde annenin depresyonuna hizmet ediyor. Yani anneyi depresyondan çıkartabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor bebek. Anneyi çözmeye çalışıyor. E, kafasındaki bir takım soru işaretlerinin cevabını anneden alacağını bildiği için sürekli anneyle bir bağ kurma çabasında. Fakat gerekli e, yanıtı almıyor anneden. Böyle olduğu zaman burada bir e, üçgen oluşmaya başlıyor. Bir nesne üçgeni. Yani nedir? E, Annem bu haldeyse günah keçisi babam. Çünkü benlik algısı oluşmaya başlayan bebek ve onun hayatına hizmet edenler eğer annenin dışında hiç kimse yoksa ikinci bir seçenek tabii ki baba burada. Baba olduğu için de ne oluyor o baba ile aradaki bağ bir anda aslında bebeklikten kopmaya başlıyor. İşte erken ödipal ayrılma dediğimiz olay olmaya başlıyor. Bebeğin babayla arasındaki bağda bir sıkıntı olmaya başladığı zaman otomatik olarak zaten anneyle bağı sıkıntılı. Böyle olduğu için güvende hissetmek, yeterli sevgiyi almak, yeterli derecede kendini ifade etmek, bütün bunları yaşayamamış oluyor. Bütün nesne ilişkileri bozulmuş oluyor bebeğin. Sonrasında bebek büyüyor tabii ki bebek bebek olarak kalmıyor fakat annenin depresyonunda orada bir devam söz konusu ee, ölü anne sendromu buradan geliyor hayatta fakat ölü gibi var ama aslında yok gibi e, sevgisiz, ilgisiz e, yeri geldiğinde gerçekten acımasızca eleştiren e, toplumumuzda bu çok vardır mesela annelerine yapışan çocuklar e, anne ne olur beni sev diyen çocuklar çok fazla vardır ya da beni neden sevmedin diyen çocuklar çok fazla vardır fakat orada düşünülmesi gereken durumda bir yerde şu aslında e, annenin yaşadığı depresyonun ağırlığı ee, evet orada bir günah keçisi babayı yapıyor çocuk ee, doğru belki de hakikaten hamilelik döneminde e, çok ağır eleştirilere maruz kalmıştır anne ihanete uğramıştır anne e, çok fazla acıtılmıştır ya da e, istenmeyen bir hamilelik olmuştur yani hatalı bir hamilelik olmuştur ve sık sık bu söyleniyordur dile getiriliyordur e, ya da hamilelik döneminde kadınların e, çok fazla e, aktif olamadıkları bir takım noktalar vardır ve baba taraf sürekli buradan vurmaya çalışıyordur. Sürekli bel altı vurmaya çalışıyordur. Anneyi acıtıyordur. Böyle olduğu durumda da ne yapıyor? Anne o bebeği doğuruyor. Fakat aslında bebekle hiçbir zaman bütünlük sağlayamıyor. O bütünleşmeyi sağlayamadığı zaman da bazı durumlarda bebeği suçlamaya yöneliyor. Yani e, o durumdan uzaklaşmak için, o durumu belki de yok saymak için, birazcık onu e, bilinç dışına itmek için bir yerde o da kendine bir günah keçisi arıyor. Böyle olduğu için aslında arada kalan çocuklar e, dünyaya geliyorlar. E, bir yandan anneye yapışıp beni sev diyen, bir yandan günah keçisi e, hatalı olan bir baba figürü var ortada. Bütün yanlışların... Sebebi esas oğlan esas kız hikayesine dönüyor. Sonrasında ne yapmaya başlıyor çocuk? Büyüdükten sonra artık o ergenlik dönemini o tehlikeli dönemler dediğimiz döneme geldikten sonra o sevgisizliğin o mana arayışının bittiğini görüyoruz onlarda. Evet annem bu. Bu fikir oturmaya başlıyor. Fakat sonrasında yüzleşmeler, suçlamalar... Ee, en önemlisi de bir başkasına aşık olunabilecek dönemde aşık olmama geri vurma, ketleme e, duygularını yok sayma Çünkü aşkın tehlikeli bir olgu olduğunu görerek büyüyor aslında orada. Yani ölü bir anne var bir günahlı bir baba var e, ve bu benim başıma gelebilir. Ben bunları yaşayabilirim. Sonrasında aslında baktığınız zaman o depresyon ailenin bütün kılcal damarlarını o kadar işlemiş oluyor ki e, ölü bir aile sendromuna dönüyor o olay. Nasıl oluyor? Sürekli belki depresyonda olan bir anne, e, sürekli annenin depresyonunu vuran bir baba, e, yani sen artık belki de işe yaramıyorsun gibi Çünkü bir depresyonda olan bir insanın duyguları nasıl oluyor kendini insan poşet gibi hissediyor hiçbir işe yaramayan yeterince güce sahip olmayan bir şeylere Kadir değil böyle olduğu için de o kadar garip bir üçgen oluşuyor ki o mutsuz depresyonun ardından gelen o bebek o depresyonu iyileştirmek yerine tam tersi Aslında o depresyonu bir yerde pekiştirmiş oluyor ikiye katlamış oluyor bir zaman sonra annenin gözünde suçlu olan oluyor. Fakat çocuğun bakışından baktığınız zaman hem anne hem baba suçlu olmuş oluyor. Derin bir sessizlik oluyor evde Birlikte sadece yemek yeniyor ama hayatta kalmak için Birlikte sadece, Belki de oturulup televizyon izleniyor ama kimse birbirine soru sormuyor. Kimse birbirine nasılsın demiyor. Kimse birbirinin nasıl hissettiğini de merak etmiyor. Aslında bilinç dışına o kadar çok itiliyor ki o depresyon. Belki bir yerde bir adım atsalar birbirlerine konuşacaklar. Ee, bir taraf bunu başlatmış olsa belki çözecek. Fakat herkesin de şu işine geliyor. Ee, çok kurcalamayalım. Çünkü çok kurcalarsak altından birinin günaha çıkacak, birinin sevabı çıkacak. Birinin hatası çıkacak. O yüzden kurcalamaktan yana olmuyorlar. Ne yapıyorlar? Ebeveynler bu durumu kabullenmiş bir şekilde stabil hayatlarına devam ediyorlar. Fakat orada aslında hayatın bütün ağırlığını omuzlanan belki işte meyhaneye itilen, belki maddeye itilen, belki sokağa itilen, belki yanlış arkadaşlıklara itilen ee, belki de suça itilen bir çocuk büyüyor o evde. Çünkü e, yeterli besini alamayan çocuk bu yemeği mutlaka bir şekilde kendine bulmaya çalışacak. Çünkü aç. E, bir takım duygulara aç, e, sevgiye aç, ilgiye aç, özveriye aç. Öyle olduğu için de bunu genelde aramakla başlıyor. Fakat Bulduğunu zannettiği yerler aslında esas hatalar. Hayır, orası doğru nokta değil belki. Ama baktığınız zaman ev de doğru nokta değil. Anneyle baba da doğru nokta değil. Çünkü ortada bir ölü anne var. Ee, sadece e, ilgisini veriyor gibi gösteren. Aslında bak ben annenim. Yeri geldiğinde ağırlığını koyan. E, ben seni düşünüyorum. Hasta olursun. Diyen yani işte soğuk su içme hasta olursun diyen ee, ama gidip ateşine bakayım, terine bakayım, hasta oldu mu olmadı mı sırtına bir bez koyayım böyle bir anne modeli yok. Orada sadece bunu söyleyen ve uyaran bir anne modeli var. E, çocuk ne yapıyor burada aslında? Ee, başka anneleri gördüğü zaman da atıyorum arkadaşlarının okulda ya da birilerinin ya aa aslında öyle bir anne var. Ve çocuk çabalamaya başlıyor kendi içinde. O sevgiyi alabilmek için hayali bir hastalık uydurabiliyor. Hayali bir arkadaş uydurabiliyor. Genelde o tarz çocukların hep hayali arkadaşları olur. Çünkü neden? O duyguyu bir anne düşünün. Kanepede yatan ölü bir anne. Çocuk evin etrafında dört dönüyor oyun oynayabilmek için. Fakat anne o kanepeden kalkmıyor. Ee, televizyon izliyor. Ee, ya da tavanı izliyor. Ses yapma diyor arada bir. Ee, çok başımı şişirdin diyor ve genelde uyuyor o anne o annenin ruhu da uyuyor gerçekten Ölü anne sendromu oradan geliyor aslında. Yani var ama varlığı yokluğu bir bir anne. Babaya karşı da öyle çocuğa karşı. Çünkü onu en iyi ayağa kaldırabilecek olan, potansiyele sahip olan varlık zaten bebek. Ee, anne bebek arasındaki o nesne ilişkisini eğer doğru kurabilmiş olsaydı orada anne, sadece bakım veren değil, hayır o da beni hayata tutundurabilir diye bir ümitle başlayabilseydi, depresyonu da bir tık ona izin verebilseydi, aslında bütün mesele böyle olmayacak. O yüzden böyle olduğu durumlarda mümkün olduğunca özellikle hamileler için, özellikle hamilelik sonrasında bu depresyonu yaşadığını hissedenler için mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerekiyor. Mutlaka bir depresyon tedavisine başlanılması gerekiyor. Neden? Çünkü bir anne bunun farkında olmayıp o çocuğu büyüttüğünde o çocuk Toplumun başka yerlerinde, başka şekilde başka insanlarla tanıştığında o ölü anne sendromunu içinde taşıyarak o zehirli duyguyu bir başkasına bulaştırıyor. Bunu kavga ile bulaştırıyor, bunu öpüşerek bulaştırıyor, bunu severek bulaştırıyor, oyun oynarken bulaştırıyor. Ama bir şekilde bunu bulaştırıyor bir virüs gibi. Öyle olunca toplumun bütün ana damarlarına kadar bu depresyon zerk edilmiş oluyor. Sonra ne oluyor? E, ara sokaklarda yatan çocuklar ortaya çıkıyor işte e, çöpü karıştıran ya da e, kendini yetersiz hisseden insanlar olabiliyor e, hep yetersizlik hissiyle yaşadığı için kadınlığından ve kendinden vazgeçmiş olan kadınlar oluyor e, evliliğin bir manasının kalmadığını düşünen kadınlar oluyor fakat bir yerde de işte o toplum deri de o mahalle baskısında yaşayıp tamam böyle geldi böyle gider çocuk da yaptık hadi büyüsünler ee, bir yuvan var mı var oluyor ha bunun içinde mutluluk deseniz yok bunun içinde e, elastik bir iletişim yok bunun içinde hatta iletişim yok sevgi yok sadece e, bunun saygı olduğuna kendilerini inandırıp birbirimizin sınırlarına da çok girmiyoruz deyip yaşayan insanlar. Maalesef onlar yaşıyorlar ama onların üredikten sonra büyüttükleri çocuklar yaşamıyorlar. Bir başkalarını da yaşatmıyorlar. O yüzden en önemli şeylerden bir tanesi bunu gördükten sonra kendinizde bu depresyonu hepiniz yaşamış olabilirsiniz kadın olarak. Çünkü bizim sosyal medyada artık şöyle bir durum var ya kadının o güzel olması lazım. Yani sosyal medyanın bizlere sağlamış olduğu bu konforun altında yatan o zehirli düşünce. İşte pörtek bakışlı kadınlar, e, öne doğru uzamış dudaklar, e, muhteşem fit bir vücut, e, kendinden sadece böyle emin olabilir, kendine sadece böyle güvenebilir bir kadın olarak yansıtılan bir algı, topluma böyle lense edilmesi, kadın figürünün tamamen değiştirilmesi, hamile, hımbıl ya da e, paspal bir kadının sanki kadın değilmiş de. E ee, o, o da toplumun çöplüğünde bir yerlerde kalmış biriymiş gibi algılatılması, bunlar çok zehirli, e, çok tehlikeli, çok ahlak dışı, insanlık dışı düşünceler. Kadın bu değil çünkü e, ölü anne sendromunu yaşayan bir kadına bu yaşattırılıyor bu depresyon. Bu kadın kendi kendine depresyona girmiyor maalesef. Hiç kimse kendi kendine depresyona girmez. Hiç kimse kendi kendini depresyona sokabilecek bir duruma getirmez. Bunlar bir şekilde birilerinin eliyle oluyorlar. Yani bize gelen hastanın aslında hakikaten yaşamış olduğu travmaların sebepleri var. Birileri sebep bunlara. Bir günah keçileri var. Fakat onlar hikayenin çok alt kısmında ve biz neden diyoruz ki seansa geldikten sonra ikinci, üç Üçüncü seanstan sonra insanlar gelmekte imtina ediyorlar, gelmek istemiyorlar. Çünkü o kuyuya inmek çok zor. O kazıyı yapmak çok zor. Çok meşakkatli, çok zahmetli. İnsanın kendiyle yüzleşmesi ve kendi acısını çıplak görmesi her şeyden önce. Her şeye çıplak bakabilirsiniz. Dünyadaki her şeyi çıplak gözle izleyebilirsiniz. Kendi acınıza çıplak gözle bakmak ışığa yakalanan bir dağ tavşanı olmak gibidir kala kalmaktır. O kala kalmanın altında yatan sebepler onunla yüzleşmek istememek, ondan sürekli kaçmak, bunu sürekli ertelemek. Fakat bu yüzleşme bir gün oluyor arkadaşlar. Nereye gidersek gidelim bu yüzleşmeyi bir gün bir yerde ayağımıza takılan küçük bir taş bile buna sebep olabiliyor yani. Görebiliyoruz bunu ve göreceğiz de bir gün. Hepimiz göreceğiz. Yani hayat dediğiniz şey, ömür dediğiniz şey şimdi klasik 60 yıllık bir ömürden bahsediyorsak eğer bunun 50 yılı görmediysek son 10 yılı mutlaka göreceğiz. Çünkü etrafımızdaki nesneler değişiyorlar, insanlar değişiyorlar, çocuk yapıyoruz, büyüyorlar, hayata atılıyorlar, hiç olmadık bir yerde şak diye veriyorlar. Bir gün senin yüzünden kelimesini duyuyorsunuz onlardan. Duyacaksınız. Yani bunun duyulmamasına imkan yok. O yüzden mümkün olduğunca lütfen e Depresyonu ertelemeyelim kendimizi ertelemeyelim. O yüzleşmeyi ertelemeyelim. Ölü anne sendromunu gördüğümüz anda hayır burada bir şeyler iyi gitmiyor. Ben bu çocuğa sadece bakım veriyorum ama sevgi veremiyorum demek lazım. Aynı şekilde kendi ilişkinizde de, evliliğinizde de, sevgilinizde de ben buna sadece duygusal bir bakım veriyorum ama duygusal bir hissiyat, bir aşk, bir sevgi, tensel temas bunlarla alakalı hiçbir şey hissetmiyorum dediğinizde orada bir şeyler yolunda gitmiyor. Yolunda git gitmediğini anladığınız zaman aslında stop düğmesine basmanız gereken zaman. Biraz durup nefes almak gerekiyor. Nefes almayı unutuyoruz çoğu zaman çünkü. O kadar müdahaleli bir hayatın içindeyiz ki işte o konforun sağlanması, telefonların, bilgisayarların, kameraların bize hizmet etmesi, e, o konforun bizi çürüttüğü noktadayız biz. Fakat hiç farkına varmıyoruz. Hiçbir zamanda varmayacağız. Aslında dünya Savaşı, ırkçılığı falan konuşurken bunları hiç konuşmuyoruz ama biz aslında gerçek savaşın içindeyiz şu anda. Kendimizle olan savaşın içindeyiz. Güzellik algılarımızın, kadın algısının, erkek algısının tamamen değiştiği. Sosyal medyadakinin aynısını isteme orantısı. Neden normal hayatta bu yok? Ben bundan istiyorum. Tam da şekli böyle olsun dediğimiz. Çünkü burada sadece... Ee, maneviyata değil de eşyaya hizmet etmek, görüntüye hizmet etmek. Onu betimleyemiyoruz zihnimizde. Mümkün olduğunca böyle bir durumla karşılaştığımızda anlamamız gerekiyor ki annemizle yüzleşmek kavga etmek yerine çocuklar için söylüyorum. Anneler için söylüyorum çocukları suçlamak yerine, ee, anne ve çocuk için söylüyorum baba günah keçisidir fakat baba bununla yüzleşemiyordur mümkün olduğunca. Ee, psikolojik yardım, terapatik yardım, e, depresyonun evet %50-60 depresyonun terapiyle iyileşme olasılığı var ama aynı zamanda bir ilaç kullanımı da gerekli olabilir. Böyle durumlarda lütfen bir uzmana danışın, bir uzmandan yardım alın. E, yardımsız geçebileceğini umut etmeyin. O çocukları da güzel büyütebilmek adına bu bence hepimizin görevi. Bu konuda dikkat diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sorularınız varsa yorumlar kısmından tek tek cevaplayabilirim. Instagram hesabım Rabia Hamediye üzerinden DM yoluyla da soru sorabilirsiniz. DM'den cevap verebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.